Arkadaşlar merhaba. Şu an Aksaray'dayız. Arka plandan da gördüğünüz üzere Ünümok bakmaya geldik. İki tane Ünümok almayı düşünüyoruz. Bir bana bir de kendi arkadaşıma karavan yapmak için camper yapacağız. Allah izin ederse. U1300 mi U4000 mi hala kararsızım. U4000 otomatik işte iç torpido falan daha yeni dijital gösterge falan var. Ama otomatiği de tam böyle sizin bildiğiniz tarzda otomatik vites araçlar gibi değil. Siz kendiniz böyle debriyaja basıyorsunuz vitesi, zamanı geldiğinde kendi atıyor vitesi. Hani çok bir anlamı yok gibi. Motor daha yeni nesil. Bu 1300 otomatik, daha manuel, mekanik şanzıman var. Müdahalesi daha kolay. Motorla oynanabilir. İleride hani swaplayabilirsin, değişebilirsin. Daha benim elimin altında olacak bir oyuncak gibi geliyor. Kasalar zaten hemen hemen aynı. Burada bakacağız araçlara. Fiyatlarına da bakacağız. Bir fiyat performans şeyi yapacağız. Bu arada yan başka gelenler de var. Ünümok bakmaya. Burada U4000'ler var. İşte birkaç tane çalıştırıp bakmışlar. Şu an kontrol ediyorlar. Adam helikopteriyle gelmiş abi. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Adam helikopteriyle Ünümok almaya gelmiş İstanbul'dan. Biz de motorumuzla geldik. Nedir yani? Onun helikopteri varsa bizim de motorumuz var. Çok bir iş değil. Şimdi burada orada değil, çok daha fazla Ünümok var. Onlar buzdağının sadece görünen kısmı. Bakın şöyle yol boyunca, yolun karşısında buraya kadar, buradan yine böyle karşıya kadar, burası araba dolu abi. Buradan sürekli arabalar satılıyor, sürekli yenileri geliyor, hep bir devir dayım var. Burada çok acayip işler dönüyor. Bakalım biz de bir araştıralım, kendimize uygun şeyler bulabileceğiz mi, ne yapacağız? Hep birlikte videoya da çekeceğim. Yani ben buranın videosunu şöyle motorla gezerken alsaydım. Bu gelen kim? Çok eski dostum o da. Tanıştırmadım. Furkan, Uğur. Ben de videodakilere tanıştırayım. Murat Kara. Eyvallah. Zaten beni izleyen herkes eyvallah, İyi kötü tanıyordur. Offroad motor sporlarının duayeni, Türkiye'deki offroad yarışlarının neyi diyelim abi? Neyi? Bir zamanlar düzenliyorduk, yapıyorduk, yani, destek veriyorduk. Ben bu işe başladığımda Murat Karahan offroad pisti hazırlıyordu abi, öyle diyelim. Öyle deme, yaşım 50 olur. Yok tamam yani. Ben çok genç başladım zaten. Murat abi bu işe başladığında buralar Bizans toprakları. Abi, ondan sonra zaten neydi? Marta Benz şeyi buldu. Mercedes'i buldu. Evet, ondan sonra buldu. Abi seni de tanıyalım. Ben Murat abinin arkadaşıyım. Evet. Devam edeyim. Ben tanıtayım. Furkan Saylam. Mercedes-Benz Mengeller'de satış müdürü kendisi. Hı hı. Kardeşimle biz 5-6 senedir ortak projeler yürütüyoruz. Geçen sene Transanatolia'da bir yarıştık. Bu sene de niyetimiz bir tane kamyon alıp Ünümok hazırlayıp Mercedes'le yarışmak. Onun için buradayız. Transanatolia'da mı yarışacağız? Evet. Ha, bu karavan olmayacak. Yok. Ben de zaten iki tane karavan için aldığımız var. Bunu yarış aracı yapmak için almaya geldim. Diğer ikisi U4000 mi U1300 mi? Onlar U4000. Yarışı neyle yapacağız? Manuel 1300 alacağız. 6 silindir. Peki abi biz de iki tane karavanlık almayı düşünüyoruz.
1300 mi alacağız, 4000 mi? Bence karavan yapacaksan, keyifli olsun istiyorsan U4000 her zaman mantıklı. Hem motor gücü yüksek, hem de konfor olarak daha şey bir araba yani, torpidosu. Konfor derken abi, iç tasarımdan bahsediyorsun da süspansiyonda bir farklılık yok. Süspansiyonlar aynı. Daha motor yeni, farklı. Yeni nesil. Bir de ekonomi olarak daha da ekonomik yani. Ya böyle U1300 olsa abi daha fazla oynayabilirim ondan. Motor swaplayabilirim, uğraşabilirim gibi geliyor yani bana. Yani sen şimdi biraz daha böyle modifikasyon işini sevdiğin için 1300 senin için daha mantıklı. Bunlarda intercool yok. Gene aynı turbo. Intercool koyduktan sonra işte pompayla oynadıktan sonra tabii ki çok daha beygirli bir araba oluyor. Bunlar 115 kVA. Ötekiler 130 kVA. Bunun üzerindeki motor 5958 cc yani 5958 cc, ötekiler 4200 cc. Mantıklı olan böyle bir arabayı alıp yapman yani. İşte bakalım, ona da karar vereceğiz. Öbürünün otomatiği böyle adam gibi otomatik olsaydı abi. Şimdi bu Mercedes daha böyle mantıklı gelecek. Mercedes, aksor kamyonlarda da öyleymiş zaten. Aksor kamyonlardaki gibi debriyaja basıyorsun, vites atıyorsun. Bir daha debriyaja bastığında bir üst vitesi atıyor. Yani şeyler gibi değil. Bu arazide bozulursa da bir manuel vites atma şeyi de varmış herhalde. Vites kolunun hemen üstünde bir konum var. Eğer şanzımanda herhangi bir arıza olursa direkt oradan konumu 2'ye ya da 5'e getirerek, mesela 2 ile arazide, 5'te de asfaltta sürerek aracı dağdan veya yoldan getirebiliyorsun. Abi bu yeşili özellikle mi seçtin? Bu, evet. Tonunu da kodunu da tutturmuşsun. Evet. Yani direkt olmadı ama ben de yolda... Sen de tutturmuşsun, evet. Ben yolda üşüdüm. Yazlık montlan çıkmışım abi. Evet. Mersin'den yola çıktım. Konya Ovası'nın soğuğunu, rüzgarını yiyince orada baktım, Decathlon buldum, hemen girdim bir tane. Yani özellikle de almadım ama bak şu an iyi oldu. Şu an iyi oldu. Bakalım abi araçlara, inceleyelim o zaman. Bakalım, burada işte bir kardeşimiz var, Faruk. Kendisi bu Aksaray'daki Unimog'lardan sorumlu olan kardeşimiz. Daha önceden iki tane araç aldık kendisinden. Gerçekten çok beyefendi bir kardeşim. Çok da yardımcı oluyor ve bu işi de çok seviyor. Hatta geçen bu işi hafta, sevmeyen yapmaz ki abi. Geçen hafta bir offroad oyunları organizasyonunda kupa da kaldırdı. Biraz da onu böyle yarışlara sokmak istiyoruz. Niyeti de var. Bakalım belki Trans Anatolia'da Raid kategorisinde bir araç ona da hazırlayabilirsek o da yarışmak istiyor. Böyle bir durum var. Yani kamyonlar burada istediğiniz kadar adetli. Ve yenisi de geliyor herhalde yenisi sürekli. Yenisi de geliyor. İstenirse biraz daha böyle hani ben sanayiciyim, arabayı alacağım, yapacağım, yükselteceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım dediğiniz tarzı arabalar da var. Güzeller yani. Altlarındaki lastikler çok iyi. Çünkü askeriyenin bunlar yürüyen araçları. Askeriye bunları neden sattı? Satma sebepleri, şimdi ilk zamanlarda çok tepkiler geldi bizim camiadan. Hatta ben de ilk duyduğumda ya ordu niye böyle bir şey yapıyor dedim. Jandarma tasfiye ediliyor ama sonuçta benim bildiğim kadarıyla. Burada yapılan hareket şu. Artık kale kollarda ve çevre jandarmalarda dağda gezen askeri personel hiçbir şekilde zırhsız araçta gezmeyecek. Hmm. Bu araçlar biliyorsunuz önde ZPT korumasıyla gidiyor. Arkasından Unimog'lar gidiyor ama Unimog'ların arkasında taşımış olduğu askeri personel can güvenliği yok. Can güvenliği yoktu. Türk ordusu aslında revizyona giriyor. Bu çok iyi bir şey. Hepimizin evlatları bu arabalarda taşınıyor. Daha da güzel bir hal alacak. Yani bunların yerine gelecek araçlar zırhlı. Evet, personel taşıması evet. Sırasında Mehmetçiğe Kobra bir... Gibi, evet. Kirpi gibi işte bizim şeyin... Nuroların yapmış olduğu Ejder Yalçın gibi. Bunlar çok güçlü, iyi arabalar. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne gerçekten iyi hizmet eden araçlar. Bunlar da seri sürükünü tamamladı. Onun için de bu araçları tasfiye ediyor. Bunların ömrü bizde yeni başlıyor abi. Şu an askeriye de bitmiş olabilir ama. Bu aslında çok iyi bir şey. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde arazi taşıtlarıyla alakalı bir açık bir durum vardı. Yeterli dört çeker araç yok. Oldu. Olanlar da çok fiyatları yüksek. Bu arabaları da işte sivile satarak hem geri dönüşümü sağlandı hem de emin olun bizim halkımızın elinde bu arabalar çok kıymetli. Boncuk olacak abi. Boncuk olacak. Artık köylerde çoluk çocuk hastalandığında emin olun ki o ilde muhakkak böyle bir kamyon olacak. Devletimiz tabii her yere uzanıyor eli ama işte bazen de yetişemediği yerlerde sivil inisiyatif dediğimiz bu güçler bir şekilde arabalarla insanları... O kadar yani, konuştuk abi bak yani, ta evet. Ne kadar yol gelmişiz, sıralı soruna evet, geldik. 550 tane falan kamyon var. Yani. Evet, çok güzel oldu. Neyse abi, biz videoyu kapatalım da bir alıcı gözüyle arabaları inceleyelim, evet, altını tamam, üstüne bakalım. Bakalım. Tespit ettiklerimizi de gene arkadaşlarla paylaşırız.
Aksaray, İstanbul, Bolu, Ankara her türlü yükünüz 2 ayda taşınır. O gözüne taktığını bir çıkarsa. Takla, tak tak geri tak. Gözler bozuk oldu. Yaşlandık. Geri tak yani. Geri tak tamam abi. Geri tak. Abi, evet. Bunu abi buradaki 200 arabanın içinden nasıl elinle koymuş gibi cillop arabayı buldun? Bana söyler misin? Şimdi ben buraya 3. kez geliyorum. Hı? 2 kezdir diğer arabaları da öyle aldım. Ne hikmetse herkes işte Unimog'u seviyoruz falan filan ama beni çağırıyor. Abi bu boncuk. Ya, ben giriyorum evet. Çıkıyorum evet. Orası kırık burası şey. Hep geldiniz yani. Geldiniz lak dediniz araba bu. Evet. Hani iç. Tamam abi dışından baktın. Yalnız, kaporta şey güzel ya. Gözüküyor. Gerçekten eski 302'ler gibi şu direksiyonun güzelliğine bak. Yani kilometre saatleri pırıl pırıl ki biz bunu çok bir iyi bir yarış arabası yapacağız. İnşallah nasip olursa gerçekten iyiymiş. Hatta vites geçişleri falan senkromaş şeyleri falan çok iyi. Bazıları çünkü çok gerçek. Kaç binde? Bu araç 25 binde. Tamam. Şimdi bana iki tane daha bulabilir miyiz? Sana şimdi bunda? İniyoruz. Hemen iner misin? İki tane de sana buluyoruz. Kıskandım ben şu an. Evet. Arkadaşlar. Ya birkaç saattir arabalara bakıyoruz. Burası da biraz rüzgarlı ve gürültülü, kusura bakmayın. Mikrofonumuz da yok. Birkaç saattir arabalara bakıyoruz. Araba sayısı çok fazla. Armudun sapı, üzümün çöpü derken bayağı kurcaladık. Şöyle size arabaları genel hatlarıyla göstereyim. Şurada bir S vereceğim. Beğendiğim arabalardan biri bu. Aracımız 2002 model. 10.330 kilometrede. Kaportası düzgün. Defransiyellerinde bir problem gözükmüyor. Bunları şimdi çalıştıracağız. Geriye çekip bakacağız, kontrol edeceğiz. Diğeri de bu. Bu da 2001 model. 27.930 kilometrede. Şöyle yapalım. Bunun önünde vinci var ama vinci ekstra parayla satıyorlar. Burada mısın? Şimdi ustamız çalıştırmak için gerekli işlemleri yapıyor. Ne yapıyorsun ustam? Yeğenim burada mı? Faruk. Burada. Faruk çık. Takviye, akü takviyesi mi yapıyorsun? Aynen böyle. Geldi mi? Bir dakika. Akü takviyesi yapıp çalıştıracaklar. Bu arada arabalarımız böyle devam ediyor. Çok fazla araba var. Çok fazla olduğu için de çok kafamız karışıyor işin açıkçası. Bu ikisine karar verdim. Bunun ikisinin de içinde plastiklerinde kırıklar var. Onları yeni sıfır olarak alacağız. Yani burada şu anki aşamada tam anlamıyla dört dörtlük her şeyi full bir araba yok. Bir yeri sağlamsa diğerinde bir sıkıntı var. Ama çözülemeyecek şeyler değil. Genel anlamıyla arabalar güzel. Arabamız çalıştı. Motor sesi gayet sağlıklı geliyor.
Ben geri çıkacak diyordum o. Ben geri ayarladım aslında ama oradan çıkmadım. Şimdi ikinci aracımız. Onun da takviyesi yapılıyor. İlk aracımız geliyor. Diğeri de çalıştı. Var mı abi sıkıntı? Niye geri çıkmadın ya? Arkamda zannediyorum bunu. Ben çarpısını gör diye yaptım. Anladım, eyvallah. Yeter, tamam mı? Tamam et. Şöyle ilk aracımız. İçine binelim bakalım. Bismillah diyelim. Bu arada ben hiç unimok sürmedim. Evet. Bunun bu kırık şurası. Bir de şura kırık. Bunların yenilerini alacağız. Bir torpidonun şu iç plastiği kırık. Araçlarımızı garaja aldık. Satış işlemlerini, para işlemlerini tamamladık. Şu size göstereyim. Bu aracımız 2002 model. 10.330 kilometrede. Şöyle şurada yazıyor. U1300L manuel vites. Şöyle size kabaca içini göstereyim. Plastik trimlerinde kırık olan yerler var. Bunları sıfır olarak alıp değişeceğiz. Zaten koltuk döşeme, kaporta boyu onlar yapılacak ama kaportası iyi durumda. Şasisinde herhangi bir bozukluk bir şey yok. Bu da diğer aracımız. Bu da 2001 model. 27.930-28.000 kilometrede. Aynı araçlar arkadaşlar. Yani tabii şöyle bir şey var. Düşük kilometre diyoruz da abi 10.000 kilometre, 20.000 kilometre, 30.000 kilometre dediğin arabalar sıfır abi. Yani şu an böyle bir imkan olmasa burada, jandarma ihalesinin şeyi olmasa bu araçlar, hani şu an piyasada
böyle bir muhabbet olmadan işte 1300L bulsan abi 160 bin kilometrede desen dersin ki abi çok düşük kilometre. Yani şu an burada 30 yani 40-50 bin kilometrelerdeki arabalara burun kıvırıyoruz yüksek kilometre değil ya. Abi 40 bin kilometre yüksek mi? Sıfır arabalar yani bunlar. Tabi askeriye de hırpalanmış, şey yapmış, boyaları aşınmış. Bizim onlarla işimiz yok. Şimdi ben bugün buradan ayrılacağım. Arabaları burada bırakıyorum. Burada hemen karşıda kamyoncu ustalarımız var. Burada da bir sürü araba olduğu için onlar da biraz Unimog'larda uzmanlaşmışlar. Burada mekanik bakımlarını yaptıracağız. Ne yaptıracağız? Komple tüm sıvılar değişecek. Tüm diferansiyel yağları, çerli kutuların yağları, şanzıman yağları, motor yağları ve filtre takımları değişecek. Pompacıya da ufak bir pompa ayarıyla aldakit taktıracağız. Aldakit dediğimde işte bu turbo basıncı belirli bir seviyeye gelince mazot miktarını biraz daha açıyor. Bizim sleeper'da da yaptığımız bir işlemdi. Bunları burada yaptıracağız. Daha sonra Trabzon'da turboyu büyütme, interkol yok bu araçlarda. Interkol zaten kesin takacağız. Turboyla da biraz oynamayı düşünüyorum. Ya ilk aşamada hibrit turbo takabilirim ya da daha büyük bir turbo bunlara takabilirim. Büyük ihtimalle yapacağız. Turboyu büyütme oranımıza göre belki enjektörlerle de oynayabiliriz ama çok da girmek istemiyorum. Aşama aşama denedikçe aldığımız sonuçlara ve bizi tatmin etme durumuna göre ilerleyeceğiz. Şimdi herkes abi kaç liraya aldın diye soracak. Onlarla ilgili de buradaki işletmenin sahibi, araçların sahibi Faruk Bey ile kısa bir söyleşi yapacağım. Bununla bir arkadaşımızı aldık. İstanbul'dan Murat Karahan'a. Bu aracı da 45 gün gibi bir sürede hazırlayıp boyayıp Dakar diyeceğim. Özür diliyorum. Trans Anatolia'ya hazırlıyorlar. Trans Anatolia'da kamyon kategorisinde bu 1300D ile yarışacaklar. Şimdi gidelim Faruk'la biraz konuşalım. Evet. Abi teşekkür ederiz öncelikle her şey için. Rica ederim abi. Şimdi ne biz demek? Videomuzu kanala yüklediğimizde arkadaşların hepsi tabii soracak abi manuel mi, otomatik mi, kaç model diye. Bana buradaki araçların kaç modelden başlayıp nereye kadar gittiğini, hangi kasaların olduğunu, otomatik, manueli ne var elimizde bir söyler misin abi? Abim şu anda burada 98'de 2002 model aralığında 1300L modelimiz var. Manuel olanlar bunlar. Aynen manuel tamam. Olanlar 8 ileri 4 geri olmak üzere böyle bir araç. Diğer otomatik olanlar da 2004, 2006, 2008 modellerimiz mevcut. Tamam. Bunlar da yarı otomatik bir şanzıman. U4000 olan. U4000'ler aynen yarı otomatik bir şanzımana sahip abi. Başka. Peki abi U1300'ler 98'den 2002'ye kadar dedi. Hı hı. Bunların fiyatları ne civardı abi? Nereden başlayıp 250 bin liradan 360 bin liraya kadar çıkıyor. Bunun mantığı ne? 98 model yüksek kilometreli aynen, bir araç kondisyonuna göre değişiyor. 250 aynen, bin lira. Aynen. 2002 model düşük kilometre bir araç evet. 360 bin lira. Aynen öyle değişiyor. Peki U4000'ler ne kadar abi? Onlar da 470 bin liradan başlıyor 630 bin liraya kadar çıkıyor. Yani durumuna 2004 göre. Model yüksek kilometreli araçların evet. En ucuzu 470 bin lira. 2008 model evet. Düşük kilometre ne kadar düşük kilometre dediğim mesela kaç şu an 2008'de 10 12 10.000'in altında aynen 10.000 dediğin sıfır araba abi aynen öyle 10.000'in altındaki arabalarda kaça veriyoruz abi şu an? 630 diyoruz ama hiç o rakamlara veremedik. sen videoda öyle demeseydik. Neyse arkadaşlar Faruk gerçekten bizi burada 2 gün boyunca misafir etti. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok ilgili alakalı sıcakkanlı bir arkadaşımız. Mutlaka bunlar söylediği fiyatlar. Elbette ki herkes bir pazarlık yapacaktır. Arabanın durumuna göre, kondisyona göre Faruk da 3-5 bir şeyler mutlaka keser zaten. Bunlar hani liste fiyatları gibi düşünün. Eğer niyetiniz varsa Aksaray'da değil mi şu an? Aynen Aksaray'da, öyle. Aksaray'da neredeyiz abi? Sanayideyiz abi. Bizim mekanımızdayız. Yılmazlar Tır Garajı. Yılmazlar Tır Garajı. Herkesi bekleriz. Aynen. Buraya almayı düşünen arkadaşlar varsa gelsin. Faruk gerçekten çok ilgili, alakalı. Murat abi bizi çek. Konuşuyoruz burada. Lastikleri çekme. Birazdan bir sorum olacak zaten evet. Size. Şimdi
Ama burada hemen karşıda sanayide şeyler de var, ustalar da var. Hani burada arabanın eksiklerini, gediklerini burada bir şekilde ustalarla karşıda da yaptırabilirsiniz. Genel anlamıyla araçlar zaten iyi kondisyondalar. Ufak tefek eksikleri var. Onların tamamlanması konusunda da Faruk yardımcı oluyor, parça tedariği vesaire konusunda. Şimdiden abi kaç liraya aldın, arabalar ne kadar sorularını bu şekilde cevaplamış olalım. Sen ne soracaktın abi? Şimdi çelik almaya alüminyum tişörtü giyip gelmek nasıl bir duygu? Kardeşim şimdi bak, yani Land Rover bizim, Land Rover bizim kırmızı çizgimizdir, tamam mı? Faruk'un akı kırmızı çizgisi, bizim Land Rover kırmızı çizgimiz. Ben marka sempatizanı bir insan değilim. Her markanın eksiğiyle fazlasıyla kabul ederek objektif bir insanım. Ben Land Rover'i niye sevdiğimi defalarca videolarda anlattım. Land Rover evet kırılgan bir araba. İşte motoru çok güçlü değil, altyapısı çok sağlam değil. İşte diferansiyel aksı kırılıyor, eyvallah ama. Ama Land bizde Rover, öyle bir şey yok abi. Land Rover dünyanın en kişiselleştirilebilir aracıdır abi. İstediğin şekilde sokarsın. Karavan da yapabilirdik, aslında niyetim de vardı ama bu işin ben moda olacağına inanıyorum önümüzdeki yıllarda. Nasıl ki işte Defender bir moda ikonu haline geldi. Bu arabalarda yarın öbür gün karavan konusunda Unimog Camper'lar bir moda olacağına inanıyorum. Şu an biz bir geleceğe yatırım yapıyoruz burada. İnşallah. Onun için Unimog tercih ettik. Yani büyük bir karavan altyapısını oluşturabileceğimiz uygun platformdaki araç bu abi. Defender'ı da kesip uzatabilirdim. Zorlama iş yapmak istemedim. Çünkü o işin hakkını bu fazlasıyla verir. Peki bir şey ekleyebilir miyim? Tabii ki. Mercedes'in kırmızı çizgisi ne öğrenmek ister misin? Nedir abi? Mercedes kırmızı çizgiyi çektiği zaman diğer markaların çizgileri pembeye döner. Ne yapalım? Arkasına mı yazdıralım kamyonu? Fark etmez. Şimdi, şimdi hani eski kamyoncuların bir sözü var. Gökte yıldızı Allah, yerde yıldızı Mercedes yapar. Yani artık şöyle bir şey. Ben marka fanatiği değilim ama Toyota sevdalısıyım. Aynı zamanda da Mercedes'i yıllardır hastasıyım. Yani hem proje bazında çalışıyoruz. Yani Mercedes binek aracımız da var abi. Yani ama şu bir gerçek. Yani bu videolarda Land Rover reklamı yapsan da emin ol bu videoyu seyredenlerin çoğu diyecek ki Unimog. Abi biz şu an Mercedes, yani Unimog Land Rover karşılaştırması yapmıyoruz ki. Bundan aynı platform araçlar mı abi? Bu iş makinesi ya. Bu kamyon bu ya. Evet. Kamyon. Bu farklı bir segment. Hı. Bu farklı bir segment. Göreceğim ben o kamyonu 3 ay sonra nasıl bir hale sokacağını, neler vallahi yapacağını. Işte, 500 beygir mi olur, 1500 beygir mi olur? Şimdiden Instagram'dan yazanlar var abi, niye otomatik almadın, U4000 almadın diye. Abi bundan oynayacağım ben. Belki kısa vadede değil ama işte yarın öbür gün şu makinenin içine bir acı çekmeyi seviyorum ben yolda. Abire vitesi değiştireceğim. Buna bir OM606 girersin abi. Sen yakışır. Bakarsın ondan sonra. Yakışır. Sen 2000 devirlen sürersin abi. Ben yaşlı ve yorgun bir adamım. Ben hiç yorgun 1500 tamam. Devirle. Yani şunu bana verir misin? Sen kimsin abi? Ben kimim? O benim işte. O bu. Şu. Tehlikleri çiftlikti. Bu da bizim Mercedes'in kırmızı çizgisi. Her yerde kırmızı. Sen hangi arabayı aldın abi? Abi ben şu yar uçağını aldım. Bu 20 bin kilometrede. Sağ olsun Faruk kardeşim bayağı bir destek oldu. Fakat arabanın bir teknik problemi vardı. Karşıda da dediğimiz gibi gerçekten işinde uzman adamlar. Yani bir günde, bir buçuk günde aksorun, şanzımanı, motoru indiriyorlar, dağıtıyorlar. Çünkü tırlar burada Aksaray'da çok yoğun var. Kamyon sanayisi var. Konusunda kamyon sanayisi gelişmiş. Ben onun için Trabzon'da yaptırmak istemedim yani bu işleri. Evet, bizim o bölgede biraz daha bu işler burada zor. Çok hızlı. Işte. Burada çok hızlı. Mercedes'in kamyon fabrikası da burada zaten. Tabii, hemen zaten, arkamızda değil mi? Evet. Bu tarafta. Önümüzdeymiş. Aksaray'da 1987'den beri burada üretiliyor oyunu. Tabii. Dünyada iki yerde üretiliyor. Bir Almanya'da, bir burada. Biz Menbaan'dan mı aldık abi malı burası şu an? Burası bu işin malın kutsal merkezindesiniz toprakları. Abi. Evet. Malın merkezi burası. Burası Unimog'un kutsal toprakları Aksaray. Evet. Biz Mercedes'e proje yaptığımızda da ilk bizi yönlendirdiler. Aksaray'daki fabrikanın içinde Unimog için hazırlanmış özel bir test parkuru var. Biz orada sağ olsun fabrikanın genel müdürü kendisi bizatı bizi U4000'le o test parkurunda gezdirdi. Sonra Mercedes'e hazırladığımız bir X-Class vardı. Onu da orada şey yaptık, test ettik. Kısacası Aksaray yıldızın bence. Şimdi abi biz bu iki arabayı aldık. Trabzon'a götüreceğiz. Biz bunları karavan yapacağız Allah izin ederse. Bildiğim kadarıyla senin de iki tane
Karavan projem var. U4000. Evet. Sen zengin adamsın. Tabii zengin işi takılıyorsun. Estağfurullah. O da zenginlik demeyelim de bu işin çok yıllardır sevdalısın. Bunu ne yapacaksın abi? Bu arabayı nasip olursa Transanatolia'daki yarışta, yani Transanatolia yarışında kamyon kategorisinde yarışacağız. Faruk kardeşimin de niyeti var. Onlar da bir ya da iki araba niyetleri var. Birkaç tane de yabancı kamyon gelecek. Şu arkada bir Unimog gördüm Faruk. Üzerine Jet Faruk yazıyor. Aynen abi. O benim araba. Murat abi çok uğraştı onu almak için ama vermeyeceğim. Şimdi, ondan mı gireceksin Transanatolia'ya? Harun lakabı Jet. O da Allah rahmet eylesin. Dedesinin lakabı Jet'ti. Biz tabii tanıma fırsatı bulamadık ama sağda solda işte esnaf arkadaşlarının anlattıklarına göre rahmetli gerçekten çok iyi bir insan ve çok iyi bir pilot. Yani kamyon şoförü. Evet. İşte eskiden şey çektikleri için meyve sebze saatte giderlermiş, jete kalkarlarmış. Bu kamyon jargonunda bir deyim. Saatinde hızlı, yetiştirmek saatli demek. Saatli giden daha bir kurallara uyan. Daha doğrusu iyi transportçu diyelim biz ona. O zaman sen de abi Transanatolia'ya katıldığında Unimog'un arkasına iki kasa elma at. Tamam mı? Filişe. Jete kalk. Abi biz zaten önce ismini almışız. Zamanla demek ki ailem ve çevremiz de bize uzun gördü ki bu lakabı. Ben kendim takmadım bunu yani. Zamanla bu da oluşmuş, bizde kaldı. İnşallah. Ama hayır, yani hepsinin bir lakabı var burada. Çok da şeker insanlar. Bu garaja geldiğinizde inşallah göreceksiniz. İşte mesela yanlarında çalışan bir kardeşimiz var. Adamın lakabı Roket. Roket. Yani şimdi... burada hiç yerden giden bir şey yok mu? Yok abi. Evet. Burada hep hızlı. Onun için de şimdi biz tabii yaşlı başlı böyle kafası saçı ağarmış bir adamız. Ben de arkaya... Öz Jet Murat yazdıracağım. Tamam. Transanatolia'da. Ben de abi Grand Jet Faruk yazdırıyorum. Tamam mı? Ben ondan sonra öz hakiki gerçek jet yazacağım öyle. Bana bak şimdi kamyon kategorisinde çekelim. Kamyon kategorisinde yabancılar var herhalde. Evet. Onlar sizin şimdi yazdıklarınızı anlamazlar. Bir de İngilizcelerini falan yazın. Real. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Jet filan. Ya ne zannettim biliyor musun? Bu sohbetin İngilizcesini yapar mısınız? biz şimdi 2015'te kamyonlarla da yarıştık. Ben bir tane Unimog'un içinden geçtim. Cam çerçevesinde öpmüşlüğümüz var yani. Bu geçen Unimog yarışı yapıldığındaki. Aynen. Birinci olan araç. Evet. Jet Faruk. Aynen. 1282 ne abi? Araç sayısı. 83 değil miydi lan? Bir tanesini pertte mi ayırdınız? 83. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Biz bu arabayı almak istedik Faruk'tan. Abi vallahi olmaz dedi. Faruk dedim niye olmaz? Abi bunun işte manevi değeri var. Abi işte yok falan. Size esas sırrını söylüyorum. Bu arabanın pompası, turbosu her yeri ellenmiş. Ellendiği için de satmadı bize bu araba. Biz de elleyeceğiz. Ama abi, biz de kendi arabalarımızı bunun haline getireceğiz. Haberi yok. Takılan valf orada. Tabi çamuruyla durduğu için şu an tabii pek görünmeyebilir. Çamur da çok yakışıyor bu arabaya. Arkadaşlar hoş sohbet muhabbet ettik. Bu videoyu burada sonlandırmanın fazlasıyla vakti geldi. Hepiniz Allah'a emanet olun. Eyvallah. Buraya hepinizi bekleriz inşallah. İnşallah. Gelin bakın, almanız önemli değil. Test edin, hevesiniz geçsin. Bekleriz herkese. Eyvallah, sağ olun. Hadi görüşmek üzere.